Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte paralel ithalat ve distribütör arasındaki farklarla ilgili biraz konuşacağız. Şu nedenle distribütör önemli. Distribütörden aldığınız telefonu götürüp, örneğin Samsung'dan örnek verelim. Samsung'a götürüp diyebiliyorsunuz ki ben bu telefonu satın aldım. Resmi bir kanaldan geliyor. Yani distribütör sizin yetkili satıcınız aracılığıyla geliyor. Distribütörün tam karşılığını görecek olursak o da bu şekilde resmi satıcı diye düşünebilirsiniz. Sizin satıcınızdan aldım ve bunun tamirini istiyorum ya da kusurlu bir telefondur değişimini, para iadesini istiyorum diyebiliyorsunuz. Ancak ithalatçı garantili, yani paralel ithalat dediğimiz ithalatta şu oluyor. Götürüyorsunuz Samsung'a. Samsung'a diyorsun ki ben bu telefonu Türkiye'den aldım ama adam diyor ki yani bu bizim distribütörümüz değil. Bu farklı bir şekilde getirmiş bunu. Hani bu kendisi ticaret yapan bir firma. Bizimle beraber yapmıyor bu ticareti. Yani biz bunların yaptığı ticaretten bir pay almıyoruz. O zaman sizin telefonunuza bakmıyorlar. Hem servis olarak hem de diğer sorunlarınızla ilgili. Yani bir nevi yurt dışı cihazı muamelesi görüyor. Peki garantiyi nasıl alacaksınız? Diyelim Kaan diyelim şirketin ismine. Kaan isimli şirket telefonu ithal etti. Burada satışını yapıyor. Bir sorun çıktığında da garantisini kendisi vermek zorunda. Zaten kanuni olarak 2 yıl bir garanti vermek zorunda. Bu garantiyi kendi servislerine veriyorlar. Birçok ufak, büyük firma var. Bunlar telefon ithal ediyor ya da X bir ürün ithal ediyor diyeyim. Bunun garantisini kendisi vermek zorunda. En çok bu paralel ithalat konusunda LG ve Huawei'de karşımıza çıkıyor. Örneğin LG G4'ten örnek vereyim. Çok popüler ve bu sıra yaygın bir ürün. G4'ün normal distribütörünü aldığınız zaman 600-700 TL gibi farklı bir fiyat ödemeniz lazım. Ancak paralel ithalatını aldığınız zaman 600-700 TL normal distribütörden daha ucuz alıyorsunuz. Diyelim 1200 lira aldığınız distribütör garantili şeyi, normal paralel ithalat garantiliyi, distribütör bir 600-700 lira fazla para vermeniz lazım. İnsanlar diyor ki ya hani bunu niye alayım? Bana ne avantajı var? Haklılardır. Birçok kişinin telefonu hiç bozulmadan uzun süre dayanabilir. Ancak mesela şu sıra G4'lerde de şöyle bir problem var. Telefon kapanıyor ve hiç açılmıyor. Servise götürmek zorundasınız. Benim gördüğüm G4'lerin hatta %40, %45 bile diyebilirim. Telefonlarda kapanıp açılmama gibi sorunlar oluyor. Hele de bu sıralar epey bir yaygınlaştı. Hani çevremde 4-5 tane arkadaşımda LG G4 var. Hani 3 tanesi falan servise bıraktı telefonunu. Serviste de çok uzun zamandır bekliyorlar. Yani 2 ay bekleyenler var. Artık tüketici hakem heyetlerine falan gittiler. Tüketici hakem heyetleriyle ilgili bir video da çekeceğiz ama kısa bir bilgi vereyim. 3 ay gibi bir sürede belli oluyor maksimum. 3 ay içinde cevap vermek zorundalar size. Dilekçenizi veriyorsunuz. Hatırladığım kadarıyla 2400 lira, 2300 lira gibi bir fiyata kadar ilçe hakem heyetine veriyorsunuz. Sonra ile gitmek zorundasınız. Orada da sizin ödediğiniz ücret üzerinden %10 ile %30 arasında bir kesinti yapıp geri iade edebiliyorlar. Bununla ilgili zaten bir video çekeceğim arkadaşlar. Onu takip edersiniz. Ürünü aldınız, distribütöre götürdünüz. Sorunsuz bir şekilde, yani distribütörün sağlayıcılarına, servis sağlayıcılarına götürdünüz. Sorunsuz bir şekilde işleminizi hallettiniz. Orada da sorun çıkabilir. Orada da çıkmayacak diye bir şey yok. Ancak diğer tarafta paralel ithalat olduğu zaman firmanın ne kadar güvenilir olduğunu bilmeniz lazım. Diyelim firmadan daha önce alışveriş yapan arkadaşınız oldu, sorun yaşadı. Ona sorabilirsiniz, yani bu firma nasıldır, ben buradan almak istiyorum. Bunlar ithal etmiş. Onlar size bir bilgi verebilirler. Belki distribütörden daha da iyi hizmet alabilirsiniz ama daha da kötü hizmet alabilirsiniz. Sonuçta bunlar küçük firmalar. Yani nispeten tabii LG'nin yanında çok küçük kalıyorlar. Küçük firmalar verdikleri bu hizmet olarak, verdikleri hizmet LG'nin gerisinde kalacaktır. Ya da şöyle de bir sorun olabiliyor. Yanında gelen aksesuarlar farklı olabiliyor ithal ettikleri ülkeden. Yanında gelen yazılım farklı olabiliyor. Diyelim X bir kişinin telefonuna güncelleme geliyor. Aynı telefonu almış başka bir kişinin telefonuna güncelleme gelmiyor. Diyor ki ya diyor nasıl olur bu? Bu bundan oluyor işte, ülke kodlarına göre bunların yazılımları değişiyor. Yazılımından dolayı ona güncelleme gelmiyor. Biz şimdi sorun üzerinden konuşalım. Sorunu yaşadınız, götürdünüz servise. Servis kendi teknik servisleri olacak. Ne kadar ehil kişilerdir? Ne kadar bu telefon üzerinde hakimiyetleri vardır? Diyelim LG G5 çıktı. LG'den aldığınız paralel ithalat, götürdünüz servisine. Zaten G5 yeni çıkmış. Bu adamların servisi bununla ilgili yeterli donanıma sahip midir? Yeterli yedek parçaya sahip midir? Böyle sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden paralel ithalat firmaları seçerken çok dikkatli olun. Paralel ithalat olup olmadığında nasıl anlarız derseniz,
garanti kelimesine çok dikkat etmeniz lazım. Orada şöyle bir kandırmacıya gidiyorlar. Paralel ithalat yazabiliyorlar, ithalatçı garantisi yazabiliyorlar, resmi garanti yazabiliyorlar ve Türkiye garantisi yazabiliyorlar. Bunların hepsini aynı şeyi anlatmak için kullanıyorlar arkadaşlar. Burada yapacağınız tek şey telefon edeceksiniz. Diyelim hepsi burada diye örnek verelim. Hepsi buradan telefon alacaksınız. Telefon edip distribütör olduğunu teyit edeceksiniz. Orada da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela hepsi burada için konuşalım tekrar. Hepsi buradan telefonu aldınız. Onlar telefonu 6 ay için kendi malları gibi değerlendiriyorlar. Siz telefonu oradan aldınız. 6 ay içinde sorun yaşarsanız hepsi burada ile iletişime geçip hepsi buradaya telefonu gönderebilirsiniz. Ama 6 aydan sonra diyor ki sen git hangi firmadan aldıysan onun teknik servisiyle görüş. Buna dikkat edin. Bir de o kelime oyunlarına gelmeyin. Resmidir, ithalatçıdır, paraleldir, Türkiye garantisidir. Bu tip kelime oyunlarına gelmeyin. Bu şekilde araştırmalarınızı yapın. Sizden de ricam böyle paralel ithalat telefonu aldıysanız ve sorun yaşadıysanız ya da sorun yaşamadıysanız, memnun kaldıysanız videonun altına firma ismini de vererek bilgileri yazın. Ben böyle bir deneyim yaşadım. Almak isteyen olursa böyle bilgisi olsun. Ya da işte memnun kalmadım, şöyle sorun yaşadım, bu şekilde uğraştırdılar vesaire gibi bilgiler yazarsınız. Alacak arkadaşlar bunlardan yararlanır. İster alırlar, ister almazlar. Sonuçta arada epey bir fiyat farkı oluyor. Belki adam şey de diyebilir, ya ben bu riski göze alıyorum. Bozuluyorsa karşımda muhatap da olmasın. Ama ben ucuza alayım da diyebilir. Bu da bir tercih meselesidir. Bazen bu ithalatçı telefonlarında hani e-mail'ini düzgün kaydetmemiş olanlar oluyor. Geçici kayıt yapanlar, üstüne e-mail yazanlar. Şimdi diyebilirsiniz ya bu kapalı kutu geldi. Nasıl bunun üstüne e-mail yazacak? O kutuları arkadaşlar açıyorlar çatır çatır. Sonra tekrar aynı şekilde kapatıyorlar. Hani yapılmayacak şeyler diye bunlar çok basit işler. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. Artık telefonlar çok uçuk fiyatlara denk geldi. 3600 liraya, 3500 liralara telefonlar satılıyor. Hatta Apple tarafında 4000 küsür liralara telefonlar satılıyor. Hani asgari ücrete vurduğumuz zaman insanın beynini döndürüyor bu fiyatlar. Dikkatli olun istiyorum arkadaşlar. Bu söylediğim şeylere dikkat edin. Videonun altında da diğer arkadaşların yorumlarını okursanız sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Abone olmayı ve like etmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.